Haziran Pazartesi günü Bloomberg ET'de Fon Saati. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. İkinci yayınımızda Fon Saati'nde yine çok kıymetli bir konuğumuz var. İNEO Portföy Fon Yönetimi Müdürü Erel Karayazıcı. Erel Bey hoş geldiniz. Merhabalar Çağlar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizlerle güzel. Şimdi Türkiye'de de çok sattı. Dürtme, Richard Teller'ın, Carsten Stein'lerle beraber. Burada dürtmedeki prensibi anlatırken Amerika'daki 401k emeklilik sisteminde özellikle vazgeçme ve bu tarafta kişilerin fon tercihi yapmasındaki zorunluluklarda sistemin karmaşıklığından ve çok fazla fon olmasından şikayet edildiğinden gibi vurgular ve tespitler vardı, bulgular vardı. Bugün de sizinle fon yöneticisi fonun içeriğini ve stratejisini oluştururken neler yapar ve yatırımcı fonu seçerken fon yöneticisinden başlayarak nelere dikkat eder gibi konuları konuşacağız ama ilk etapta fon pazarı bugün bu kadar büyümüşken karmaşıklık var mı? Yatırımcıya da fayda sağlayacak biçimde bunu nasıl daha işler hale getirebiliriz? Bu soruyla başlayalım. Aslında çok bir karmaşıklık yok. Tefas bu konuda bence çok yararlı işlevsel çözümler üretti. Sadece bunun geliştirilmesi mümkün. Nedir o? Benim gördüğüm yatırımcılar son birkaç ay fonun fiyatının yaşadığı değişime çok büyük önem atfediyorlar. Önemsiz mi? Elbette önemli. Ama yatırımcı kararlarında belki hak ettiğinden de büyük önem taşıyor bu. Bir de son bir yıllık değişime büyük önem veriyorlar. İşte geçmişin tekrarı şeklinde gelişecek bir gelecek umuyorlar. Tabii ki böyle olmuyor. Zaten öyle olsa tarihçiler, istatistikçiler en iyi traderlar olurdu. Ama ne yapsınlar? Yani bir şeye bakmaları gerekiyor. Ben burada şunu önerebilirim. Tefas'ta tüm fonların sayfasında geleneksel yatırım seçenekleriyle karşılaştırmalı değişimlerini, getiri oranlarını gördüğümüz çok kullanılan bir bölüm var. Burada tarih aralığı girilmesi şeklinde bir imkan olabilir. Evet, fonları birbiriyle karşılaştırırken tarih aralığı girilebiliyor ama kullanıcıların büyük bir kısmı o bölümü dahi pek bilmiyor. Diğeri daha pratik. İşte dolar ne kadar artmış, altın ne kadar artmış, endeks ne kadar artmış gibi. Ben bunun yapılmasının şöyle bir faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi bugün siz istatistiklere baktığınız zaman BIST'ten güçlü şekilde etkilenen fonlar adına bir avantaj var. Neden? Son bir yılda Borsa İstanbul dolar bazında %30 artış kaydetti. Varsayalım 3 ay sonra siz bu analizi bir daha yapıyorsunuz ve endeks aynı yerde yine 310 dolarda. Bu kez karşınıza %30 artmış bir BIST değil %0 artmış bir BIST çıkacak. Neden? Borsanın değeri farklı bir yerdeydi. Bu tamamen baz etkisiyle ilgili. Veya bu yılın başında baksaydınız bu sefer %15 dolar bazı düşmüş bir BIST görecektiniz. Bence yatırımcılar her farklı tarih bölgesine bakmalı ve daha geniş bir bakış açısıyla kıyaslama imkanı bulmalı. Çünkü iyi dönemlerde hızlı atak yapan fonların kötü dönemlerde dayanıklılığını görmekte bir avantaj olur. İki önerim daha var bu konuda. Biri yatırımcı ilişkileri bölümü. Bakın biz Borsa İstanbul'da şirketlere yatırım yaparken o bölümü çok kullanıyoruz. Halka açık şirketlerin yetkililerini arıyoruz ve onlardan bilgi alıyoruz. Aynı şekilde fon yatırımcıları da zaten bir arama motoruna fonun sembolünü boşluk kap yazdıklarında direkt ilgili sayfa gelecek. Orada her fonun bağlantı kurabilecekleri bir yetkilisi var. Tabii ki kimse ayranını ekşi demez. Olumlu yönleri daha ön plana çıkaracaktır aradıkları takdirde bu yetkililer. Fakat o fonla ilgili de sadece istatistik değil, hangi varlık gruplarına duyarlı, nerede yatırımı var, ne gibi bir stratejiyle ilerliyor. Bunları da dinleyip kıyaslamalarda kullanma imkanları olur. Yatırımcılar buraya yöneldikçe ben şirketlerin de o birimleri daha da kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Son bir şey daha ekleyeyim bu soruyla ilgili. Çünkü bu kritik bir konu ve ben dersime çalıştım. Biraz da belki pazarın gelişimine bunun bir katkısı olur diye. O da yatırım danışmanlığı. Şimdi fon seçimi çok önemli. Nasıl seçiyor yatırımcılar? Bir, evet istatistikler. İki, sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Fakat bence esas olarak şu soruya cevap aramamız lazım. Yatırımcılar fon seçmek konusunda ne kadar yeterli? Ne kadar yetkin?
Burada bir problem var. Çünkü çok büyük bir kısmı aslında nitelikli kararlar alabilecek bilgi donanımına sahip değil veya bu kadar zaman ayıramıyor. Çare ne? Yatırım kuruluşlarından alacakları yatırım danışmanlığı hizmeti. Türkiye'de bundan 5-6 yıl önce fon pazarı biraz geri kalmıştı. Şimdi hepimiz seviniyoruz ne kadar büyük bir gelişim kaydettik diye. Geri kalan bir bölüm Türkiye'de yatırım danışmanlığı bölümü. Bence yatırımcılar bu tarafa yöneldikçe yatırım kuruluşlarıyla çözüm üretecektir. Ve o profesyonel destekle ben çok daha sağlıklı portföy kombinasyonlarını yatırımcıların oluşturabileceğini düşünüyorum. Erhal Bey, tek soruda aslında dört tane önemli yere dikkat çekmiş oldunuz. Bunlardan benim sıralamama göre en önemlilerinden bir tanesi şeffaflık. Nasıl ki hisse senedi piyasasında hesap verilebilirlik anlamında ulaşım en azından ilgili mercilere önemliyse fon tarafında da olmalı dediniz. Ve bu noktada da platformlarda, kullanılan platformlarda doğru kıstası kişinin kendisi için bulabilmesi adına o fonksiyonların genişletilmesinden bahsettiniz. Hazır yatırımcı tarafıyla ilgili bunları konuşmuşken fon yöneticileri nelere dikkat eder kısmına geleceğim ama yatırımcı tam da orada bıraktınız zaten. Kendine bir fon seçecek. Sıradan bir ders notunda almış olanlar için benim gibi portfolyo analizi ya da fon yönetimi gibi baktığımızda temel maddeler vardır. Zaten fonun kendi tanımında da işte risk skalası ve vade anlamında koyulan hedefler gibi. Yatırımcı tarafından baktığımız zaman mesela bu sene para piyasası fonlarını konuşuyoruz. Makro ve finansal piyasalardaki göstergelere göre sıradan bir fon yatırımcısı fonun hangi içeriğine yönelmeli vade bakımından ve kendi risk skalasına göre doğru fonu nasıl bulabilir? Şimdi bir kere para piyasası fonlarıyla başlayalım. Evet, çok ciddi bir alternatif. Epeydir bunun üzerinde birçok sektör uzmanı da duruyor. Fakat nasıl bir alternatif? Bence çok iyi bir yedek kulübesi oyuncusu para piyasası fonları. Neden? Siz risk almak için yeterince çekici bir alternatif bulamıyorsanız, reel bir getiri de sağlıyor. Çok da içinize sinmeyen yatırımlar yapmanıza gerek yok. Buyurun yedek kulübesine. Çok basit ilerleyelim. Şu anda aylık 3,8 civarı stopaj sonrası getiri sağlıyor. Gerek mevduat, gerek para piyasası fonları ki mevduattan daha avantajlı. 30 gün beklemeniz gerekmiyor. Aslında küçük yatırımcılar bir araya gelip kocaman bir Voltron oluşturuyor. Yani para piyasası fonları varken bence mevduata çok gerek kalmadı. Hele de çok büyük olmayan yatırımcılar için. Ama bunu bir şifre çözücü, işte mucize sonuçlara götüren bir araç, başrol oyuncusu gibi görmek yanıltıcı olur. Çünkü ortalama enflasyon 2,5 puan olsa, ortalama para piyasası fonu size TL olarak 3,8 getiri sağlasa, kabaca yıllık %15'lik bir kazanç sağlar. Kötü mü? Gayet iyi. Ama çok iyi bir getiri midir %15 reel olarak? Bu tartışmaya açık. Belli zamanlarda bence fiyat değişkenliği gösteren, varlıklara duyarlı olan fonlar para piyasası fonlarından çok daha avantajlı olabiliyor. Bence bu gözle bakıp daima menüde tutmalı ama hiçbir zaman para piyasası fonlarına bir başrol oyuncusu muamelesi de yatırımcılar yapmamalı. Peki o zaman fon yöneticisinden devam edelim. Bizim sıkı izleyicilerimizden bu konuyla ilgili de güzel yorumlar geldi. Bizim sizinle program yapacağımızı duyunca, öğrenince en az 5 yıl tecrübesi olması gerektiğinden bahsetmiş mesela. Ama tahmin edersiniz ki bazıları çok kısa sürede önemli başarı diye addedilen şeyler elde edebiliyor. Ama siz biraz önce fonun performansıyla ilgili de ona dikkat çektiniz. Sizin kendi yatırım madenize göre de aslında orada bir istikrar konusu da önemli. Fon yöneticisi nasıl olmalı? Biz diyelim ki fon tercihinde bulunurken ismine, tecrübesine bakmanın yanı sıra fonda tercih ettiği konularda nasıl bir stratejisi olduğuna dair nasıl çıkarımlar yapabiliriz? Özellikle TEFAS ve fonların en azından erişebildiğimiz içeriklerine bakarak. Tüm fon yöneticileri bence aynı şeyi yapıyorlar. Nedir o? Öncelikle bir benchmarkları var. Yani BIST fonları endeksi geçmeye çalışıyorlar veya gerisinde kalmamaya çalışıyorlar. İşte altın, gümüş, Eurobond gibi varlıklarda yine onların benchmarkı da farklı ve oradan uzaklaşmamaya, mümkünse üstüne çıkmaya çalışıyorlar. En böyle özgür alan değişken fonlar. Çünkü orada size şunu geç diye bir hedef verilmemiş.
İzahname ile de yayınlanıyor. Ağırlıkla reel bir getiri hedefiniz var. Şimdi o reel getiri mevduat üzeri bir kazanç, tüfe üzeri bir kazanç da olabilir. Dolar bazında bir kazanç da olabilir. Şimdi siz orada önce hedefi belirliyorsunuz. Yani dolar bazında %50 kazanmayı hedefleyen bir fonun çok güçlü riskleri üstlenmesi gerekir. Ama dolar bazında %25 bir getiri hedefleyen fonun daha normal sayılacak makul riskleri üstlenmesi yeterli olabilir. Tabii o hedefi belirleyip, o hedefe ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğinizi belirleyip, sonra da risklerinizi belirlemeniz gerekiyor. O riskleri nasıl yöneteceğim? Hangi risk realize olursa benim B planım ne olmalı gibi. Bu şekilde de ilerliyorsunuz. Benim çok önem verdiğim bir şey aslında siz de ona vurgu yaptınız, getiri istikrarı. Çünkü bakın pratikte siz bir yılda dolar bazında %35 de getiri sağlasanız, eğer o bir yılın içinde fonun fiyatında çok güçlü bir volatilite olduysa yolcuların dikkate değer bir kısmını kaybedersiniz. Yani siz burada deseniz onlar camdan atlarlar. Çünkü yatırımcıların kararlarında fiyat volatilitesi de çok caydırıcı bir faktör oluyor. Eğer %25'lik diyelim ki dolar bazı bir hedefe gidiyorsanız haftalık aylık mutlaka volatilite olur. Yani bence bunu yönetmenin imkanı yok, engellemenin imkanı yok. Ama çeyrekler bazında volatilitesi daha düşük bir fon dizayn etmek, yönetmek zor olmakla beraber görece daha mümkün. Ben bütün bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O iletişim tarafında da şimdi o bağlantı kurulacak şirket yetkilileriyle yatırımcılar arayıp sormasa bile herhangi bir kanal üzerinden şirketler iletişim kurarlarsa iyi ya da kötü bir faktör değişikliği olduğunda bir bilgilendirmeyi sağlayabilirlerse, yani bir de sizin bir şey ifade etmeniz yetmiyor. Kendinizi duyurmanız lazım. O hattın oluşması lazım. O noktada bir muamma yerine diyelim ki herhangi bir fonun fiyatı düştü ve mantıklı bir açıklama geldi. Yatırımcıyı rahatlatan bir açıklama geldi. Bütün bunlarda o bir yıllık bir koşuda o yatırımcıların camdan atlamasını engelleyen, ortak hedefe birlikte ilerlenmesini sağlayan aslında tamamlayıcı, yardımcı unsurlar oluyor. Eray Bey, bir de makro gelişmelerle bizim kendi yatırım tercihlerimizi biçimlendirme konusu var. Kuşkusuz en ön planda olan veriler enflasyon ve büyüme, hatta daha çok büyüme. Ama örneğin bugün sanayi rakamlarını karşıladık. Gün aşırı Türkiye'de de dünyada da bir takım veriler düşüyor önümüze. Ve Türkiye'de işte 5 milyon yatırım fonu yatırımcısından bahsediyoruz. Fonların içerisinde strateji oluştururken kuşkusuz bu verilerin de anlamı oluyor. Ama ben daha da ileriye götürerek konuyu çok ciddi anlamda özellikle gelişmiş ve gelişen ülke siyasetlerini, oradaki gelişmeleri de bilmek gerekiyor. Hatta emtia temalı fonlarda başta olmak üzere tematik fonların içerisinde belirli iş ilişkilerini anlayabilmek, geleceğini öngörmek adına. Ama basit bir soru soracağım. Makroya bakarak uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcı nelere çok dikkat etmeli? Mesela günümüzdeki bloklaşmayı mı neler eklemek istersiniz? İlk akla gelen şu, en yaygın olan ne? Hisse senedi fonları. Onların en duyarlı olduğu şey ne? Büyüme. Peki hangi büyüme? Yani çok güçlü bir büyüme sırasında bir ekonominin hisse senetlerinin zaten fiyatları yukarıdadır. Piyasa her şeyi ortalama 6-9 ay önce fiyatlıyor. 9 ay sonraki büyüme, bugünkü büyümeden iyi olacaksa normal şartlar altında hisse senedi fiyatları yukarıya gider. Bir, bunu ifade edebilirim. İkincisi de ya nasıl biz fonlarda önce yol belirliyoruz sonra risk belirliyoruz dedim. Bakın bir risk realize oldu. Bundan bir ay önce mikrofonu uzatsak ister sektörde ister fon yöneticileri arasında ister halkın arasında kimse altınla ilgili bir riskten bahsetmezdi. Ama altınla ilgili önemli bir risk vardı. Bu bir ay önce de vardı. O da neydi? Çin'in alımlarını kesmesi. Çünkü yükselişi sağlayan faktör buydu. Ne oldu? Bir anda Çin'in son verisinde altın alımını kestiğini öğrendik. Buyurun bir risk realize oldu. O yüzden her türlü yatırımda makro üzerinden de ilişkiler üzerinden de gitsek bir potansiyeli iki riski belirlemeliyiz. Riski hem marj olarak hem olası bir faktör değişikliği olarak. Ben bunu normal yatırımcıların dikkate değer bir kısmının çok zeki, çok bilgili yatırımcıları var Türkiye'nin bireysel. Ama büyük bir çoğunluk bir kere bu kadar zaman ayıramıyor. Ben bunların gerçekleşmesinin yolunu
yatırım danışmanlığı misyonunun aktif olmasında buluyorum yatırım kuruluşlarının. O yüzden yani nasıl biz kendimizi tedavi etmiyorsak, her doktor da cerrah değil. Yani fon yöneticilerini cerrah gibi düşünebiliriz. Ama yatırım danışmanlığını da bir aile hekimliği gibi düşünebiliriz. Bu kanala yatırımcıların bence yönelmesinde fayda var. Peki o zaman bu sefer yatırımcıyla fon yöneticisini bakış açılarıyla biraz kıyaslamak doğru sözcük olmayacak ama yan yana koyalım. Dediniz ya ilk soruya cevap verirken rakamlara çok odaklanıyoruz ki iktisatın içerisinde illüzyon önemli konulardan bir tanesidir. Ve yatırımcı aslında tercihte bulunduğu fon sepetini ya da fonu irdelerken doğru zaman dilimiyle bakmalıdır diye. Bu noktada doğru zaman dilimi risk skalasına ya da bakış açısına göre yatırımcıda nasıldır? Bir fon yöneticisi yönettiği fonun içerisindeki varlık sınıflarına ve unsurların performanslarına hangi dönüm noktalarında daha çok bakar? Bir kere fon yöneticileriyle başlayalım. Bu kişiye göre değişiyor. Bazı fon yöneticileri var olan hareketlere eklemlenmeyi tercih ediyorlar. Ve onlar da risk yönetimini stop loss'la ortaya koyuyorlar. Bazıları ki ben o sınıfa giriyorum, değer yatırımcısı. Yani ben ciddi bir değer kaybı yaşamış, güçlü iskonto barındıran varlıkları harekete geçmesini beklemeden almaya başlıyorum. Ama ektiklerinizi biçmeniz zaman alabiliyor. Fakat orada da aldığınız bir şeyi daha düşük bir fiyata satma riskinden bir nevi korunmuş oluyorsunuz. Yani bu bence kişiye göre değişen bir şey. Yatırımcılar nezdinde orada büyük bir risk var. Bakın basitçe gümüş üzerinden örnekleyeyim. Gümüş çok uzun bir sürede kabaca 22 dolarla 29 dolar arasında geziyor. Şimdi fiyat 22 dolar olduğunda hangi istatistiğe bakarsanız bakın kötüdür. Son 3 ayda değer kaybetmiştir, son 1 yılda değer kaybetmiştir. Birçok yatırımcı şu spotla gelirler. Ya evet enteresan ama o da gitmiyor. Yani böyle bir araba muamelesi vardır. Çok da büyük bir hatadır. Şimdi öyle bakmayıp 22 dolardan bir bireysel yatırımcısı veya bireysel yatırımcı veya fon yöneticisi gümüş aldığında fiyat 29'a giderse çok güçlü bir getiri kaydeder. O sırada istatistikler çok ilginç hal alır. Ama o istatistiklere bakıp ya gümüş de çok iyi gidiyor diyenler aslında mutsuz bir ileriye dönük süreci de tetiklemiş olurlar. Yani o yüzden değer biçmek gerekiyor. O yüzden de bunları bence bir yatırım danışmanının yapması, bilgi setini yatırımcının önüne koyması ve kararları o sağlıklı bilgiyi aldıktan sonra yatırımcıların gerçekleştirmesi lazım. Sosyal medya inanılmaz bir hareket içinde. Siz de takip ediyorsunuz. Çok sağlıklı bilgi veren kanallar da oluyor, evet. Ama çok sağlıksız bilgi veren kanallar da oluyor. Orada da yani siz bakmayın sosyal medyaya deseniz de tasarruf sahipleri bakacak. Pratikte karşılığı olan öneri bence şu. Yatırım danışmanınızla birlikte bakın sosyal medyaya da. Son 2 dakika ne kadar sığdırabileceğiz emin değilim ama BES tarafında da emeklilik tarafında da bu yatırım danışmanlığı konusu çok uzun süre sürüncemede kalıp daha sonra benim gözlemime göre kısıtlı biçimde hayata geçebildi. Kişinin bu konudaki finansal okuryazarlığını en azından etkin bir burada yatırım danışmanlığı konusuna yaklaşana kadar önerileriniz nelerdir? Daha çok nelere dikkat etmesi gerekir? Son sorumuzu da bu şekilde tamamlayalım. Bence bu konuda gelişim hedefleyen bir tasarruf sahibinin eğitim alması lazım. Ama bunun ön şartı şu. Sadece teknik analiz eğitimi olmaz. Yani teknik analiz yatırım kararlarında bize yardımcı olan silahlardan sadece biri. Yani bir ordu gibi düşünelim. Kara kuvvetleridir teknik analiz. Olmazsa olmazdır. Ama hava kuvvetleriyle, deniz kuvvetleriyle desteklenmesi şart. Eş güdümlü kullanılmalı. İşte onlar da mikro makro temel analiz. Ve keza takvim analizi bunun içine eklenebilir. En başta ifade ettiniz. İyi iç ve dış politika bilgisi bile bir ihtiyaçtır. Hakket olan eğitimlere yönelmeleri bence iyi referanslarda varsa tasarruf sahiplerinin daha doğru olacaktır. İmeo Portföy Fon Yönetim Müdürü Erel Karayazıcı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli zaman dilimi için. Bloomberg HT ekranlarında Bloomberg HT farkıyla fonların ilk hafta
aslında ABC'sini konuşmuştuk. Fon nedir'den başlayarak işlerliğine ve işlevine değinmeye çalışmıştık. Bu ikinci programda da Eral Karayazıcı'yla fon yöneticisi ne yapar, fon yatırımcısı nelere dikkat ederek fon seçer, vadesi, hedefi ne olmalı ve neleri bilmeli, nasıl işler halde kullanmalı konusuna değinmeye çalıştık. Fon Saati tüm olağanca yenilikleriyle gelecek programda yine sizlerle olmaya devam edecek. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.